Mehtap Yılmaz, kahpe içerden olunca kapı kilit tutmaz oğul. Olayın tam tersini düşünün. Mesela Adolf Merkel Türkiye'de konuşma yapmak isteseydi, Türkiye'de buna müsaade etmeseydi ama Almanya'da kan döken teröristler, casuslar reis tarafından Beştepe'de kabul edilseydi, krallar gibi ağırlansaydı, ceplerine haçlık da koysaydı, Alman bakanların Türkiye'deki konuşmaları iptal edilseydi, saçını sarıya boyayarak beyaz geçinen Wilders Türkiye'den sınır dışı edilseydi, Hollanda Başbakanı Rutte diktatör ilan edilseydi, Türkiye'deki FETÖ PKK karşıtı gazeteler Hollanda seçmenine Rutte'ye hayır deyin diye manşetler atsaydı, Türkiye iktidar yanlısı Hollandalıların üzerine kangalları saldırsaydı hiç kuşkunuz olmasın ki şu içimizdeki Soros bu çocukları Recep Tayyip Erdoğan bizi dünyaya rezil ettin der dizlerine vururlardı. Özür dile Erdoğan diyen Soros beslemeleri sokakları birbirine katarlardı. Muhalif medya üzgünü Hollanda biz ettik senet ve Merkel manşetleriyle çıkardı. Medyadaki tasmalı kalemler iktidarı yerden yere vururlardı. Hani şimdi sağlı sollu koro halinde e bakan Fatma Kaya da az değil hani. Ne işi var Hollanda'da canım? Otursaydı oturduğu yerde niye gitti? Kadın başına gitmeyeydi iyiydi. Neden kadın bir bakan, erkek bakan gitseydi? Hollanda ne yapsın e haksız mı seçim arefesi? Ay ne var canım Bekir Bozdağ da üç maymunu oynasaydı? Mevlüt Çavuşoğlu öyle sert çıkmasaydı? Cumhurbaşkanı yumuşakça bir yorum yapsa olmaz mıydı? Devlet erkanının Türkiye-Hollanda ilişkilerini zora sokacak söylemler geliştirmeye hakları yok. Hollanda'yı bastınız diye ciyaklayan Avrupa yalakası ezikleri asla tanıyamadınız. Dur kendi jargonlarıyla söyleyeyim. Bu köktence Avrupa yalakalarına, İngiliz anahtarlarına, Adolf Merkel kuklalarına hiçbir şey anlatmaya kalkışmayın. Boşuna uğraşırsınız. Bu kafalara göre biz doğuştan yanlışız. Adolf Merkel nazist politikalarıyla çelme mi taktı? Reva gördüğü muameleyi öpüp başınıza koyacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sus, PKK'lı terörist Karayılan'a konuş mu dedi? Emme basma tulumba gibi kafa sallayacaksınız. Siyonist Wilders itlerini üstünüze mi saldı? Sen ne emrediyorsan o abi deyip pılınızı pırtınızı toplayıp emrine itaat edeceksiniz. Mehmet Akif bu varlıkları kahpe olarak tasvir ediyor. E kahpeler içerdeyse ne yapacağız? Dede Korkut demiyor mu? Kahpe içerden olunca kapı kilit tutmaz o diye Sağlı sollu yahu hırsızın hiç mi suçu yok dedirtiyorlar işte. Uygarlıkları, çağdaşlıkları, hoşgörücülükleri bunu gerektiriyor çünkü. Yahu uygarlığı marabalık, çağdaşlıkları, kulluk, Hoşgörücülükleri, körelik, medeniyeti İslam karşıtlığı olarak algılamış androidlerden başka ne bekleyebilirsiniz ki? Yazımın dibinde kolonileşen haşhaşiler hiç beklemeyin, hiç bağırıp çağırmayın. Zira üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ösem tapamam. Bilakis tükürün derim bu zümrenin yüzüne. Tükürün millete alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere, tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asırın, tükürün. Halka iman gibi telkin ile dinin sesini, susturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Zira alayı kahpe. Mehtap Yılmaz, Yeni